Akşamları, geceleri oynamaya korkuyordum Half-Life'ı. O Kano'nun Goro karşısında bir tavuk yiyişi vardı. Tabii, tabii. Ben hayatımda her tavuk yediğimde o sahneyi hatırlıyorum. Nostaljik olarak bakmıyorum. Hani ben onu test etmeye çalışıyorum. Hani nostalji çok hoşuma giden bir duygu değil o, melankoli falan. O da mesela Kürtçesinde aa diye bağırıp tavan atıcı derdi. Kafasına bir şey düşüp bayılırdı falan filan böyle. Acı Yok'un 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta ben Yücel Tuğan, Can Evrenoğlu'la beraber Can Evrenoğlu'nun Peri filmini konuşacağız. Dün bu arada Peri'nin galasına birisi bana gelip abi bir sonraki film dövüş filmi olacak mı? Acı Yok'u çok seviyorsun falan dedi. Öyle mi? Evet. Süper. Yani bu yeni filminde Acı Yok mu eski filmlerine nazar? Var, çok az ama çok az. Çok az. O zaman Can Evrenoğlu Mortal Kombat. Türkiye'ye ölümcül dövüş diye giren, ölümcül dövüş diye tanıdığımız ama herkesin Mortal Kombat olarak bildiği Mortal Kombat filmini konuşacağız. Ki doğru bir tercüme de değil aslında baktığın zaman. Ölümcül değil de ölümlü demek. Ölümlülerin Mortal dövüşü gibi, evet, bir şey olsa daha iyi olabilir. Aynen. Yani bir video oyunundan, bir arcade, hepimizin oynadığı işte Atari salonlarında bir oyundan bir film üretiliyor. Ve bu tamamen, hani yayının öncesinde de konuşuyorduk, kendi kitlesi için üretilmiş bir film. Ve gişede çok büyük iş yapıyor. Dördüncü oyun adaptasyonu. Evet. Kimler var? Hani şimdi Mortal Kombat'tan önce baktığında Super Mario Bros, Double Dragon ve Street Fighter ve üçü de rezalet filmler. Üçü, evet, de büyük hem commercial failure hem üçü de taraftarları tarafından, hani sen de ben de o zaman da muhtemelen Van Damme'ın oynadığı Street Fighter'a gidip sinemada bir bu ne falan hayal olmuştur yani. Olmuştu, evet. Yani. Üçü de hayal kırıklığı ama yine Street Fighter biraz gişe yapıyor. Tabii Street Fighter olduğu için, Van Damme olduğu için. Aynen. Ama üçü de rezalet filmler olduktan sonra Mortal Kombat'ı yaparken herhalde demişler ki abi biz hani hakikaten oyunun seyircisine, oyunun fanlarına sadık kalmayı çok ön planda tutalım demişler ki bu kadar popüler bir üründe nadir olan bir şey bu. Yani Street Fighter'la sen Mortal Kombat arasını sen seçtin. Hı-hı. Bu bölümde ne yapacağımızı. İkisi arasındaydın. Aslında Smashing Machine'i diyordun ama biraz zor bir film tabii. Bulunması zor bir Smashing film. O yüzden Machine, evet, ondan biraz vazgeçtik. Sen Street Fighter'ı seçmedin. İkinci sezon Smashing Machine. Evet. Mortal Kombat'ı seçtin. Yani onun nedenini söyleyelim. Abi Street Fighter'ı çok kiç bir yerden konuşacaktık. Eğlenecektik, oyunu, evet, konuşacaktık daha çok. Filmi de gömerek ama bir yandan da keyifle konuşacaktık. Çok kötü bir film. Evet. Mortal Kombat ise benim en sevdiğim filmlerden biri yani. Hı. En sevdiğim filmlerden. Paul Anderson'ı, Paul West ve o Anderson değil. Paul Thomas Anderson değil. Paul W.S. Anderson. Evet. Paul Anderson'ı çok sevmemin sebebi olan filmlerden biri ve, hı-hı, hani baktığında çok güzel yaşlanmış bir film. Bazı, evet, noktaları tabii ki çok sığ, bazı noktaları çok klişe. Ama bununla beraber doğru yaptığı çok güzel şeyler var. Ve çok unik bir film bence. Yani çok şanslı bundan sonra. Evet, zaten hani bir manada seçmemizin, hani benim de söylediğim şey, Enter the Dragon'dan sonra yapılması çok uygun bir film. Canım, Mortal, evet, Kombat. Çünkü zaten hani Enter the Dragon'da da konuşmuştuk. Bütün o plotu alıyor. Enter the Dragon'daki örgüyü, olay örgüsünü alıyor zaten. Onu video oyunu yapıyorlar ve sonra da filmi oluyor. Yani pek çok gönderme var. Pek çok karakter zaten hani oralardan esinlendirmiş. Liu Kang karakteri Bruce Lee mesela. Hani, evet, birebir Bruce Lee. Johnny Cage karakteri Jean-Claude Van Damme tabii ki. Goro, Bolo gibi. Bolo Yang. O kötü adam şey gibi. Ama bu arada Han gibi. Han Enter gibi. The Dragon'daki. Shang Tsung. Shang Tsung'un hani böyle film yine en başına bir dövüşle başlıyor. Ondan sonra bir öğreti geliyor. Sen hazırsın, hazır değilsin diyor. Gemi, hı-hı, geliyor. Gemiyle iskeleden adaya gidiyorlar. Adada turnuva var. İlk önce hani, evet, böyle bir İngiliz bir herif vardı şeyde Enter the Dragon'da Robert böyle. Aynen, burada da onun gibi Kano var ve yine British Avustralya aksanıyla konuşuyor. Aksan, yani, evet. O kadar çok böyle şablon var ki fantazi bir remake'i demek doğru olabilir yani Mortal, evet, Kombat'ın. Böyle bir garip bir gemiyle gidiyorlar. Bunlar Enter, hani Dragon, adaya gitmiyor. Outworld diye bir yere, yani paralel evrene. Önce adaya gidiyorlar. Ha doğru, önce sonra adaya gidiyorlar. Next level. Ya en güzel taraflarından biri de Mortal Kombat'ın aynı oyundaki dış level level level'a uygun olarak hakikaten level level deliriyor yavaş yavaş film. Çok güzel setlere ve çok güzel böyle makyajlara, maketlere sahip bir film bence. Hı-hı. Bununla beraber CGI'nin ilk kullanışlarından biri diyebiliriz, 95 senesi çünkü. Hani, evet, böyle 93'te Jurassic Park'la beraber CGI'nin sinemayı yavaş yavaş böyle kökünden değiştirdiğini düşünürsek 95 özel hala, evet, evet, özel efektin çok erken bir yıl ve oradaki bazı CGI kullanımları çok apansızca hakikaten çizgi filmsel, hı-hı, oluyor ama bazı CGI kullanımları da çok güzel. Mesela setleri CGI büyük wide shotların içine gömüp kocaman orada böyle o Outworld'de, hı-hı, dev şeyler yaratmaları adada falan filan. Dev böyle o kulenin merdivenlerinden hop böyle bir yerde başlıyor bir setten bir geri çıkıyor. Onu kocaman böyle Mortal Kombat oyunundan aşina olduğumuz sürreal böyle bir
şeyin içinde yansıtıyor. Tam olarak oraya geleceğim ben de. Hani özel efektler tabii ki yani şu anda izlediğimiz gibi değil, o seviyede değil ama öyle bir ambiyans yaratıyor ki oyun ambiyansı yani o normal dünyadan çıktığımız bambaşka bir estetiğe büründüğümüzü gösteriyor aslında oradaki CGI kullanımı. Zaten bunu destekliyorlardı. Yani dekorlarla yaptıkları dekorlarla vesaire kuvvetlendiriyorlardı o özel efektleri. Filme tamamen o dokuyu katıyor bana kalırsa. Kesinlikle. Zaten bence bunun olması lazım çünkü filmdeki eksilerden biri 13 yaş için bir sınırı var. Yani R-rated değil. Aslında evet. Mortal Kombat oyunu bundan daha kanlı bir oyun. Kesinlikle. Mortal Kombat kanlı olmasıyla ünlü bir oyun. Ve karanlık bir oyun. İlk gördüğümde falan hani ben Atari salonunda oynadım Mortal Kombat'ı. Muhtemelen çoğu insan orada oynamıştır. Korkutucu bir tarafı da vardı Mortal Kombat'ın. Bu ne diye böyle bakıyordun ya kalbini söküyor falan karakterler. Tabii, tabii. Yani hani bu filmde mesela ama filmde o yok. Hani kan yok zaten. Ama bir şekilde küçükken ben gittiğimde onu bana hissettirmemiş. Evet. Ben Mortal ilginç. Kombat'ı birkaç yılda bir izlerim mesela. Küçükken izledim sonra şimdi yıllar sonra bir daha izledim değil yani. İki yılda bir koyup izlerim. Dans ederim müziğiyle falan. Yani çok seviyorum falan. Müziğine ayrıca geleceğiz ama oyuna istersen şöyle bir geri dönersek. Evet oyunu anlatmak lazım. 1992'deki Mortal Kombat 1 hakikaten olay yaratan bir oyun oluyor. Çünkü ilk defa gerçek insan capture edip digitized aktörler kullanıp Street Fighter'daki falan gibi böyle o çizgi filmsel değil bir gerçeklik katmış oluyor. Ve de hani böyle ondan önce bir de Pit Fighter diye bir oyun vardır o zamanların bilenler bilir. Pit Fighter'da da vardı bu ama çok ufak bir oyundu bu. Mortal Kombat bu gerçek aktörleri getiren ilk oyundu. O yüzden o ekstra bir gerçeklik getiriyordu. Bununla beraber gelen o kanlar, kalp sökmeler ki o da dönemin Indiana Jones filmindeki kalp sökmeye bir gönderme mesela. İşte aparkat vurduğumu zıplayıp işte o spike'lara düşmesi... Evet. Mızraklara geçmesi falan. Orada şey bir jitsu yapıyor ya. Oradan bir alev çıkıyor. Oyunda bir bölüm vardı. O bölümün sonunda finishim dediğinde aparkat yaptığında köprü bölümüydü o. Köprünün aşağısına düşer. Saplandığında da kolonların üzerindeki başka mızrakların üzerinde kafalar mafalar vardır böyle tamam mı? Ve onlar hani böyle hakikaten çok Mortal Kombat bu arada Doom'la beraber ikisi aşırı bir vahşeti, bir heavy metal ve korku kültürünü getirip rating sisteminin hani böyle sansür sisteminin işte 13 yaş, 15 yaş, 18 yaş diye sınıflandırma sisteminin oyunlara gelmesinin sebebi iki çağ açan oyun. Evet. Sonra Half-Life gelmişti. Ben akşamları geceleri oynamaya korkuyordum Half-Life'ı. O ama bir şey söyleyeceğim. Half-Life de aslında bence mesela Quake daha yakın bunlara. Half-Life o kadar korku oyunu değildi. Evet, tabii o çok ilerleme güzel şeyler vardı ama bilim kurgu ve sterillik ön plandaydı. Ama yaratıklar falan korkunçtu orada da. Kesinlikle. Ben Half-Life 1'inde 2'nin de büyük hayranıyım ama mesela Doom, Quake ve Mortal Kombat'ı üçünü başka bir yere koyuyorum. Bunlar kullanılan müziklerdeki evet, hem işte bu elektronik dans müziğini hem heavy metali kullanması ve böyle genel tavır olarak bir gotiklik var böyle. Karanlıklık var hep böyle. Evet, Mortal Kombat'a da baktığınız zaman, filmine baktığınız zaman bence bu bugün böyle baktığında abi hem korku filmi hem dövüş filmi olan nadir filmlerden biri, nadir bir melez. Ama bir de bununla beraber içinde bence filmi bu kadar keyifli kılan, filmin kendini nasıl ele aldığını önemli olduğu filmin komedi dozu. Yani Christopher Lambert'ın yaptığı espriler, Johnny Cage'in yaptığı esprilerle hep film kendini ben çok da kendimi ciddiye almıyorum diye bence çok güzel bir çizgiye oturtuyor. O yüzden hani böyle filmin birçok kiç ve böyle bazı çok sığ yerleri hiç rahatsız etmiyor. Eğlenceli bir şey izliyorum ben oluyorsun. Evet kesinlikle özellikle Christopher Lambert tercihi. İskoçyalı en fazla parayı almış. Hak etmiş de zaten. Raiden karakterini oynuyor. Belki de kariyerinin en akılda kalacak rollerinden biri olacak. Evet, İskoçyalı'dan sonra belki de ama. Subway var, İskoçyalı var, Tarzan var. 3 tane dev filmi var o sırada. Ondan sonra bir 3-4 yıllık bir düşüşü var. O 3 dev filmden sonra, o düşüşten sonra aslında Mortal Kombat'ta tekrar bir çıkış yakılıyor. Hatta sette Mortal Kombat'ta o kadar mutlu olmuş ki IMDb'den trivyalardan baktım. İşte Hong Kong'a aslında götürmeyeceklermiş. Evet, Los Angeles'ta çekmişler onu sahnelerini. Evet, Hong Kong'da Tayland'da galiba, pardon. Tayland'da çekiliyor. Tayland'daki adalara götürmeyeceklermiş. Bu kendisi para almadan gelmiş. Set bittiğinde de kendi parasıyla kocaman bir parti vermiş falan filan. Ve sette herkes sevmiş. Christopher Lambert'ın ne kadar centilmen, ne kadar herkesi de böyle tecrübesiyle etkileyen bir yapıda olduğunu anlatıyormuş. Aslında Sean Connery'i oynatacaklarmış. Oynatmak istiyorlarmış. Bir şey hocam, yani hangi parayla oynayacaklarmış? Şey için de işte... Sean Connery'de ben golf oynayacağım. Bu böyle aksiyon bir filme gelemem. Aynen. Fiziksel Van Damme, bir şey demiş. İşte Johnny Cage'in de Van Damme oynatacaklarmış bilmem falan. Hangi parayla oynayacaklarmış bilmiyorum. O da var tabii ki. Sean Connery ile tabii Christopher Lambert, İskoçyalı'da beraber oynamışlardı zaten. Doğru. Oradan ne bileyim paslamıştır belki. Yani hani Christopher Lambert'a tam olarak bilmiyorum tabii ki ama...
Karakter çok iyi olmuş. Karakterleri geçelim istersen. Liu Kang karakteri evet, de çok evet. iyi. Kim oynuyor? Robin Shu oynuyor. Genelde bu Kung Fu filmlerinde oynayan bir isim zaten. İkinci Amerikan yapımı filmi oynadığı. Ve bence olmuş. Gayet iyi. Bruce Lee karakterinden esinlenilmiş tabii ki. Evet, birebir. Evet. Yani Robin Shaw'un saçları falan ben küçükken izlediğimde de sinemada böyle çok fazla böyle devamlı şampuan reklamından çıkmış evet, gibi. Biraz falan. Bir yandan gibi geliyor da, ama, evet, ama oyundaki de onun bir karakteristik özelliği de o saçları. O yüzden evet. hani okey oldum ben. Şöyle ki fight koreografisini bayağı bir devralmış prodüksiyon devam ettikçe. Ve yine onu Patty Johnson yapıyor. Ama işte Patty Johnson... Karate Kid'in. Koreografı. Öyle mi? Tabii. Patty Johnson yapıyor ama çok yardım etmiş. Şey diye duydum ben de. İşte bütün çekim bittikten sonra abi yeterince dövüş, daha biraz daha dövüş koyalım. İnsanlar evet, beğendi ama. Dövüş. Test screening yapmışlar. İnsanlar beğendi ama daha fazla dövüş istiyorlar. O Reptile dövüşünü orada koyuyor. Reptile dövüşünü ekliyorlar. Reptile'la Liu Kang'in ve Scorpion'la Johnny Cage'in o ikinci hani böyle bir başka bir boyuta gidiyorlar ya kırmızı evet, bir yerde. Evet. O, yani orayı birazdan konuşacağız. En sevdiğim yeri. O iki dövüşü sonradan ekliyorlar. Filmin belki de en güzel iki dövüşü oluyor ve ikisinin de koreograförü bu Liu Kang'i oynayan abi. Evet o yardım etmiş zaten hani bu evet. Patty Johnson'a. Hani o gözüküyor kasta koreograf olarak. Karate Kid'in koreografı. Evet, Lyndon Ashby dediğin sen de söyledin zaten. Jean-Claude Van Damme aslında istenmiş ama olmamış. Zaten onun hareketlerini yapan ondan feyz alınan bir karakter. Johnny Cage karakteri ama bence Lyndon Ashby de olmuş. Hani Van Damme kadar hani vücutlu falan değil aslında ama bir aktör Hollywood aktörü formuna uyan bir yapısı var. Enter the Dragon'daki John Saxon gibi burada evet. martial artistindense. Roper'la aynı aslında. Aynen martial artistindense iyi de martial artist çok iyi. Yani bazı diğerleri kadar iyi değil ama yine de iyi. Ama daha çok tavrıyla ön plana çıkıyor o da. Yine John Saxon evet. gibi Enter the Dragon'daki. Senin de dediğin gibi espri karakteri. Evet, evet. Orada Raiden'ın söylediği o espriyi de söylemeden geçemeyeceğim. Lütfen. Sonunda biri beni anladı diyor ya yani orada Johnny Cage geçerken. Evet evet. Onun istemediği bir şeyi yapıyormuş gibi gözüküyor ama. Abi şey çok iyi işte bu ilk böyle Raiden geliyor anlatıyor oluyor. Şöyle olacak böyle olacak. Milyonlarca insan hatta milyarlarca insan evrende hayatı size bağlı diyor. Abi onu ben sinemada gördüğümde de yani çok hoşuma gitmişti. Yani hakikaten Mortal Kombat'ın oyununa da çünkü abi yani hani sadist bir manyaklık oyunu değil. Yani bir anda kendi içinde her şeyi bir espriye alıyordu. Evet. Hatırlarsan kendisini Mortal Kombat önemsemeyen bir film gibi. Oyunda da o var abi. Ben Ed Boon ve Tobias, bu Mortal Kombat'ın iki tane yaratıcısı. Ben bunlar hakkında belgeseller ne zaman bulsam izliyorum, okuyorum falan. Hatırlarsan Mortal Kombat 2'de mesela bazen aparkat turunda Toasty diye yandan bir adam girerdi. Bütün o... İşte finishimlerin içinde garip garip komediler var bilmem ne falan. Hani Mortal Kombat'ta da bir kendini çok ciddiye almama var. Bu da nereden geliyor bence biliyor musun? Mortal Kombat'ın filminde de oyununda da Enter the Dragon kadar belki ondan da daha büyük bir filmin etkisi Big Trouble in Little China. John Carpenter'ın filmi. Okay. Zaten Lo Pan, Big Trouble in Little China'daki kötü adam Lo Pan direkt Shang Tsung. Evet. Direkt her şeyiyle. Yani Han'dan, Enter the Dragon'daki Han'dan çok daha aslında ilham kaynağı. Ve onunla beraber espri dozu hani oradaki Kurt Russell'ın kendini ciddiye alış orada mesela Kurt Russell aa diye bağırıp tavana atış ederdi kafasına bir şey düşüp bayılırdı falan filan böyle. Johnny Cage'e falan çok benzetiyorum o tavırları. Evet evet fotoğrafını atıyor Scorpion'u yendikten abi, sonra. Abi yani müthiş. O inanılmaz bir yeter. Onu da not aldım yani. O dövüşün sonunda patlıyorlar evet. çatlıyorlar ve en sonunda fotoğraf düşüyor orada. Evet harika. Ya işte orada Warrior'da konuştuğumuz hiç böyle bir sahne yok işte. Enter the Dragon'da o peygamber aynen. develerin dövüştüğü sahne. Aynen. Evet, abi, burada o fotoğraf düşüyor ve bir anda keyifleniyorsun mesela. Evet, İlk programdan beri konuşuyoruz ya yani bir ikonik bir şey yaratmak. Bu o kadar zor bir şey değil aslında ama senin de keyif alman gerekiyor. İşte Warrior'da mesela dediğimiz şey belki de buydu. Hani keyif almıyorlar evet, yaptıkları işten. Evet. Yapanlar, filmi yapanlar. Evet. Ya o profesyonel bir iş. MMA ile ilgili biz çok iyi bir film yapıyoruz falan gibi bir durum var. Buradaysa biz hem eğleniyoruz hem film yapıyoruz gibi bir durum var. O yüzden o sahneler çıkıyor mesela. O fotoğraf düşüyor. O fotoğraftan da hemen önce yani Scorpion kafasını açıyor. Bir iskelet çıkıyor. Alev püskürtüyor. Evet. Sonra bunun kafasını ikiye kesiyor. Evet. Bir şeyler akıyor. Şey gibi bu pasta gibi yarılıyor. Aynen. Yani. Bu saçmalığın sonunda da postkartı gelince Love from Johnny Cage diye hakikaten güzel bir yere oturtuyor bence. Evet evet. Mesela işte gene Warrior'la kıyaslayacağım. Çünkü belki gerçeklik üzerinden bir şey tartışabiliriz burada. Bir filmin gerçeğe uygun olması, uyumlu olması o filmi izlenebilir kılmıyor. Dövüş sporlarıyla bahsediyorum. Doğru. Tabii, dövüş filmlerinden. Çok doğru. Yani buna başka bir şeyler katman lazım. Çünkü gerçeğini zaten biz UFC'de izliyoruz, MMA'de. Yani gerçeği futbol filmlerinde de belki hani bunu düşün. Tusu basa neden bu kadar seviliyor? Aynen. Çünkü gerçeğe uygun değil. Evet. Hani mesela sen film yapıyorsun futbol filmi.
gerçeğe uygun yapmaya çalışıyorsun. Bu defa hikayen güçlü olunca hikaye yüzünden izliyorsun. Orada futbol sahneleri yüzünden izlemiyorsun. Çünkü gerçeğini mesela Borussia Dortmund Bayern Münih maçını izleyen, Almanlar bunu çok iyi yaptığı için söylüyorum. O Borussia Dortmund'un stadında işte o duvarda, sarı duvarda. Orada bir spider cam kullanıyor işte, yakın çekimler yapıyor ayak kayarken falan. Onun en iyisini zaten Almanlar yapıyor, Dortmund Bayern maçı özellikle benim için. Sen bunu filmde daha iyisini yapamazsın, gerçek olarak gösteremezsin. Evet, başka bir şeyler katman lazım oraya yani. İşte o fotoğrafın düşmesi. Ama o şekilde yaptığın zaman da şey gibi oluyor, dediğin gibi o aslında Borussia Dortmund Münih maçındaki o televizyon yayını hissiyatı oluyor. Ne kadar kaliteli evet. olsa da galiba. Evet evet, işte o çekimlerde özellikle o maçı, maçları söylüyorum ben. Çünkü ekstra bir şeyler yapmak istiyorlar ve aslında bence sinematografik bir şey oluyor. Durduruyorlar kamerayı, çeviriyorlar. Tabii tabii. Çok televizyonda olmuş. Sinematografik bir şey oluyor aslında. Tabii, futbol tabii. maçını izliyorsun. Sen onu gerçeğe uygulama, gerçeğini filmde yapmaya çalışınca olmuyor. Sen o nasıl oluyor biliyor musun? Ben mesela bir sinemacı olarak tam nasıl olduğunu bilmiyorum. Utanıyorum bundan da. Evet. Hani böyle tam mesela korner geliyor, tam kafeye çıkıyor. Kafeye çıktığında şşşt diye bu tarafa dönüyor kamera, Matrix gibi. Evet. Hani orada stadyumun etrafında böyle bir sürü kamera var ve imajları mı birleştiriyorlar? Fotoğraf çekiyor aslında. Evet, evet, muhtemelen. Onları birleştiriyor gibi geliyor bana. Tam tekniğini bilmiyorum tabii ki. Karakterlerden devam edelim istersen. Edelim tabii. Şimdi Sonya karakteri var ama. Şey önce aslında şeyi de hemen Sonya'dan söyleyelim. Sonya'dan önce. Big Trouble in Little China dedik ya. Lopen'den başka Raiden. Raiden, evet. Raiden, Raishin diye bir yıldırım tanrısıymış Japon. Onun üzerinden bir güzelleme. Hatta onu bir beyaz oyuncu oynuyor diye böyle Allah olur mu olmaz mı falan demişler ama Christopher Lambert olunca olmuş o iş. Hı hı. Orada da aslında Big Trouble in Little China'da Lopen'in 3 tane kötü adamı vardır. Onlardan bir tanesi direkt yıldırımla iner. Ondan sonra kaybolur, teleport yapar falan. Direkt Raiden zaten Ed Boon diyor oradan alıp diyor. Bu arada şöyle bir ufak trivia vereyim. Ed Boon ve Tobias iki yapımcısı oyunun soyadlarını ters çevirdiğinde Noob Sabiot oluyor. Noob Sabiot da daha sonraki Mortal Kombat karakterlerinde simsiyah karşımıza çıkan. Evet. Hatta Ertan Balaban'ın da çok sevdiği bir karakterdir. Beni onunla yeniyordu zamanında. Noob Sabiot da iki tane şey yani creator'ın soyadlarının tersi. Evet bu arada şey Sonya karakteri de kız kardeşinin ismi. Aynen Sonya kız kardeşi. Sonra Tanya gelmiş. Evet evet. Tabii sonraki bölümleri. Sonya'yı Cameron Diaz Sonya Blade işte bu Blade o Blade aslında. Sonya Blade karakteri aslında bir güzellik yarışması galibi. Miss Teen USA 99. Evet. Öyle bir de şey o karakter Bridget Wilson Pete Sampras'ın eşi. Tabii. Böyle bir durum da var. Tabii. Efsanevi tenisçi benim de çok sevdiğim. Evet. O dönemde şey vardı. Pete Sampras'cı mısın, Agassi'ci misin dönemi vardı. Ben Sampras'cıydım. Onun eşi aynı zamanda ve aslında çok fazla bir film denemesi yani tecrübesi yok. Cameron Diaz'la bir başta bir konuşuyorlar. O elini mi kırıyor? Ne? Galiba Cameron Diaz'la tam başlıyorlar çalışmaya. Ondan sonra Cameron Diaz bir sakatlık geçirdikten sonra karate çalışmalarında galiba bileği kırılmış. O zamanlar Mask'le çıkmış olan Cameron Diaz ilk filmi Mask'le ünlü olmuş. Şimdi Mortal Kombat'ta tam bunu oynayacakken Sonya ama bence bilmiyorum Sonya'ya çok yakışıyor Bridget Wilson. Bence de olmuş. Çok yakışıyor. Olmuş. Hani çok oyunculuk deneyimi olmamasına rağmen ben de çok beğendim yani. Ve üst sahneleri de yani mesela Johnny Cage'den daha fazla sırıtmıyor bence. Hatta en sondaki Kano'ya yaptığı bir de bu arada Sonya'nın oyundaki hareketini yapıyor mesela Scorpion tabii. hareketini yapıyor. Alıyor bacaklarıyla alakasız gerçek evet. dışı bir hareket ama. Onu Liu Kang da yapıyor Reptile'le bu arada. Liu Kang da Reptile'le bicycle kick yapıyor. Takı 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 tabii, takı. Tabii onu yapıyor. Sonra burada mesela kötü karakter götürüyor filmi. Bir de bu da önemli. Chansung karakterini oynayan. Çok iyi abi. Keri Hirayuki Tagawa. Direkt onu istemişler zaten. Evet. Bu adam olsun demişler. Ve öyle bir olmuş ki bence çok iyi taşıyor filmi. Bence de çok iyi taşıyor. Sorcerer karakteri işte ruhları emiyor falan böyle bir. Sihirbaz gibi bir şey. Başkalarının suretine girebiliyor. Aynen. Scorpion'un dövüş sahnelerini ben çok beğendim. Onu da Chris Casamassa oynamış. 9. dan böyle bir karate kuşağı var falan yani. Çok çok iyi dövüşüyor bence. Çok net gösteriyor tekmeleri, hareketleri, vuruşları. Scorpion'u çok beğendim. Sub-Zero da iyi. Bu arada Sub-Zero da aslında filmin yapımcılarından mı ne öyle bir şey. Yani filmin yapımında kamera arkasında rolü var bayağı. O yüzden Sub-Zero'nun filmdeki görüntüsü filmdeki yer aldığı zaman mümkün olunca kısıtlı yapmaya çalışıyor. Çok az mesela. Dışarıda daha fazla bir şeyler yapıyor. Yani aslında Mortal Kombat'ın proje olarak geliştirilmesinde ve finansman bulmasında çok emeği olan bir adam anladığım kadarıyla. Bu arada enteresan yine trivia bilgilerine baktığımda ünlü Amerikan güreşçisi Mick Foley vardır. Mankind. Mesela Mankind'ın masaj terapistiymiş bu adam. Onunla beraber birçok başka hani Hollywood'da anladığım kadarıyla martial arts konusunda böyle hani ön planda olan bir adam ve Mortal Kombat'ın yapılmasında
büyük emeği var. Zaten bu dünyayı daha önce konuşmuştuk ya, her şey birbirine bağlanıyor. Tabii. Bir yerde maskülen dünya, oradaki yapılan işler, dövüşçüler, işte dediğin gibi masörleri, koreografları, yani hepsi bir arada dolaşıyorlar. Yani işi bilenlerin toplandığı proje çok güzel oluyor işte ya. İşi bilenlerin yani. Evet. Yani hem Mortal Kombat oyununu seven, hem martial arts seven böyle bir ekibi yapımcısından oyuncusuna toplayınca. Tabii biraz konuştuk ama en iyi video uyarlaması mı bu? Ona hemen geçmeden Kano'nun da hakkını verelim lütfen. Kano'nun da hakkını verelim, tamam. Kano da bence çok iyi abi bu filmde. O Kano'nun Goro karşısında bir tavuk yiyişi vardı. Tabii tabii. Ben hayatımda her tavuk yediğimde o sahneyi hatırlıyorum. Öyle mi yani, diyorsun evet, peki? Ve adamın o oyunu, o aynı işte Enter the Dragon'daki oradaki Roper gibi, tam işte oradaki bu Rogue, böyle evet, asi karakteri çok güzel oynuyor ve asi esas ve pislik kötü yani. Aynen, esas kötü adamdan bir önceki vezirden bir önceki o böyle şey karakteri, hani kötüye giden yoldaki ilk introduction olarak çok güzel bence. Şeyi de, tonu da çok güzel set ediyor. Ve onu da kuruyor aslında yani, hani normal, aynen, dünyadan Outworld'e kadar yani, hani o geçişleri falan, Outworld'e gitmiyor galiba. Outworld'e gidene kadar ölüyor. Ya o geçişleri... Gözü de Terminator'dan bu arada isimlenilmiş falan filan. O da yine dönemin popüler kültüründen böyle şeylerle beslenen bir şey. Evet, sen o geçişleri bahsedeceğimi söylemiştin. İstersen bahset, önce adaya gidiyorlar. Sonra Outworld'e, yani dış dünyaya gidiyorlar. Yani bu imparatorun olduğu, imparator diye bir karakter var. Sonunda geliyor gerçi o da. Evet, evet. Shao Kahn. Shao Kahn. Bu arada Mortal Kombat filmi de Mortal Kombat 1 ile 2'nin oyunların birleşimi. Evet, o yüzden Kitana da var, Reptile da çıkıyor. Hmm. Hani Mortal Kombat 2'den bildiğimiz Shao Kahn falanı sonunda görmek falan çok güzel bir sürpriz olmuştu o dönem biz sinemaya gittiğimizde. Tabii ki işte ben de PG-13 oyunu hayranlarından biri olarak gitmiş biriydim. Şimdi de geriye baktığımda öyle. Ya ben şey açısından çok beğeniyorum. Yani Paul Anderson'ın bence filme getirdiği en güzel hareket, Amerikan tavrından farklı olarak bir Brit UK müzik olarak ve İngilizlerin bir Hammer ve Amicus diye iki tane ünlü stüdyosu vardır 50'lerde 60'larda. Korku edebiyatına damgasını vurmuş Hammer filmleri. Hatta bütün bu Vincent Price'lı Dracula filmlerinin falan şeyidir, şirkettir. Bir de Amicus var. Amicus ve Hammer'ın olayı tiyatro gibi İngiltere'de Pinewood Ealing Stüdyosu'nun içinde setup kurup o setupların içinde bir tiyatro kültürünün, İngiltere'deki Shakespeare'den gelen tiyatro kültürünün yansıması vardır. Burada da baktığımda o kadar güzel setler var ki, mesela Liu Kang kabustan uyanıyor yemyeşil. Ondan sonra Scorpion'la bir yere gidiyor kıpkırmızı. Adaya geliyorsun. Yani gerçekçilikten çok ışıklar ve straforla yapılmış o gargoyle'lar ve bütün o setlerle yani çok güzel seni tiyatro sahnesinden tiyatro sahnesine geçiriyor. Evet, tiyatro o yüzden dekoru de gibi, güzel doğru. Eskimiş film. 25 sene sonra geri dönüp baktığında sen çok güzel sanat bir eserleri görüyorsun orada. Aynen, bugün ben o yüzden mesela 1950'lerden kalma Hammer Amicus filmlerini tekrar izlediğimde bugün işte setlere bakıyorum ne kadar güzel hani falan filan gibi. Burada da o hissiyat devam etmiş bence. Mesela Outworld'ü dış dünyayı Kaiser Steel Mill diye bir yerde Kaliforniya'da çekmişler. Abi, o detayı bakmanı çok sevdim. Ben de çünkü ona çok beğendim. Yani çok ben de beğendim. Yani bunu nasıl yaptılar ama tabii ki oradaki köpükten işte o heykelleri eklemişler. Onları ama boyamışlar falan. Ama böyle bir yeşille büyütme falan olduğunu zannetmiyorum o senede. Yani kocaman bir alan gösteriyor sana. Evet, çok sana. Büyük bir alan yani. Hani orada bir üretim fabrikası gibi bir şey. Yok olmuş yani. Bir dünya gösteriyor. Tabii, ve çok iyi. Terk edilmiş evet. Ve onu çok iyi kullanmışlar açıkçası. Ve hani işte CGI diyoruz ama hani özel efektler. Özel efektleri güzel kullanıyor. Filme ayrı bir doku katıyor. Kesinlikle. Burada ama yine şeyden vazgeçmiyor. Senin dediğin gibi işte o Brit tarafı var ama Hong Kong Kung Fu filmlerinden de vazgeçmiyor. Tabii, yani onun tabii. Dokusundan da vazgeçmiyor aynen. Yönetmen. Yani bunlara hakim gibi. Gerçi şöyle bilgiler var. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bu Liu Kang karakterini oynayan Robin Shu, yönetmen dövüş sahnelerini çekmeyi bilmiyordu falan diyor mesela. Orada yani. Öyleymiş. Yardımcı olmuş mesela. Öyleymiş. Yani çok genel plan çekiyormuş. Herkesin canı çıkıyormuş orada bütün sahneyi oynamaktan. Bence çok iyi bir takım oyunu olmuş. Birbirlerini dinlemişler. Hani ekspertizi olan ön plana çıkmış falan. O açıdan çok güzel hani bence. Burada şey işte 80'ler biraz oraya girmek istiyorum aslında bu konuyla beraber. İşte kaslı aktörlerin olduğu dönem. Hani ama o kasların kullanım alanı var. Değil mi? İşte özel efekt diyoruz. Mesela özel efekti ilk kullanıldığı filmlerden biri Mortal Kombat. İşte 90'ların ortası falan filan. Ama bunu destekliyor. Yani dövüş bilen isimler oynuyor mesela. Tabii. Filmde dövüş. Sonrasında Hong Kong filminden ayrılmıyor. Yani o gerçeklikte de o işi yapanların olması gerekiyor. Yani 80'lerde işte Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone hani kaslı gözüküyorlar, güzel gözüküyorlar ama o kaslar da bir işe yarıyor mesela o filmi çekerken. Tabii, mesela tabii. Dublör kullanmıyor Arnold. Çünkü kimsenin vücudu benim gibi değil diyor. Ki haklı herhalde o konuda. Ama işte günümüze geldiğimizde CGI ile işte yani özel efektler öyle bir seviyeye geldi ki
Burada bir kayıp oluyor mesela. Günümüzdeki bu tür aksiyon filmlerinin çekilmesinde o doku kaybı. Mesela Mortal Kombat'ta ne olursa olsun müthiş bir doku var orada. Hani o dekorları da gerçekten yaptıkları için. O şeyi sende bambaşka, hani nostaljik olarak bakmıyorum. Hani ben onu test etmeye çalışıyorum. Hani nostalji çok hoşuma giden bir duygu değil, o melankoli falan. Gerçekten bu bende bunu sağlıyor mu diyor. İşte başında konuştuğumuz mevzu, gerçekten sağlıyor film. Çünkü o gerçeklik hissini veriyor yani. Hani orada emek harcandığı için o dekora, senin de bahsettiğin gibi. Yani oyuncular da o şeyi bilenler, ama günümüzde mesela efektle hemen hallediliyor ya o mevzu. Ben, o şey bir şey kaybettiriyor mu sence? Abi bence çok kaybettiriyor. Ben nostaljiyi de çok seven bir insan olduğum için böyle demode bir dede gibi konuşmak istemiyorum, ama hakikaten 93'te Jurassic Park'ı yaparlarken ilk defa bir dublörün ayağını silmişler. Ve Jurassic Park'ı yaparken CGI teknolojisi de onunla beraber gelişiyor. Mesela başlıyorlar Jurassic Park mesela 12 ay sonra mı tamamlanıyor? 12 ay içinde bu sırada yapabilecekleri de gelişiyor ve diyorlar ki bir Velociraptor'un atlayıp böyle bir ayağını atladı, kızın ayağını atladığı bir sahne vardır. Onu yaparken şu dublörün ayağını silebiliriz buradan diyor. Mesela ilk silmeler başlıyor ve ondan sonra Alexa dönemiyle beraber hakikaten 35 milimetrenin bittiği dijital sinema başlıyor ve ben hakikaten yani çok özlüyorum ve çok o dönemlere çok öykünüyorum. Bir hesap var Instagram'da, anti CGI diye mesela. Çok bu güzel bir hesap. Onları izleyince de, ha bir dakika onu söylüyorsun. Evet, anti CGI, aynen. CGI karşıtı. Evet, bir tane de YouTube'da yani bir hesap karşıtı var, böyle CGI artistleri kötü CGI'leri değerlendiriyor diye. Bu arada onları izleyince de aslında CGI'yi de nasıl iyisini kötüsünü takdir etmem gerektiğiyle ilgili mesela biraz daha bilgileniyorum. Eminim ki daha yeni jenerasyon, Photoshop'un, After Effects'in içine düşmüş jenerasyon. Ben de sonrasından çok ilgilendim ama o jenerasyon için mesela bu bendeki nostalji bu kadar geçerli olmayabilir. Yine senin dediğin geçerli bence. Bir oraya kocaman bir set yapıp Escape from LA filmindeki gibi, işte Event Horizon'daki gibi, Jurassic Park'taki gibi onları yapıp onları çekmenin bambaşka bir hissiyatı oluyor. Die Hard'ı izlerken veya Ghostbusters 2'yi izliyordum geçen gün. Onu izlerken abi New York'un ortasında bir sahne çekmişler ve bir an onu hissediyorsun böyle, anladın mı? Onu arkayı çoğaltarak yani kralını yapsalar aynı hissiyat olmuyor. Çok güzel bir anime izliyormuşsun gibi oluyor. Eyvallah, o da çok güzel ama o bir şey, bu başka bir şey ya. Şimdi o ikisi iç içe geçip bir tane olmaya başlıyor. Bir tanesinin soyu tükeniyor diye açıkçası ben biraz böyle, bende o bir hüzünlü bir nostalji var. Jackie Chan'in şöyle bir sözü vardı. Geçen hafta gömdük ki Jackie Chan'i, hak etti ama. şöyle diyor yani, dövüş filmlerinin sayısı neden azaldı? Çekimli azalması, çekim olarak diyor. Yani o mesela şey diyor. Yani dövüş yıldızlarının da sayısı neden azaldı? Jackie Chan şey diyor, CGI diyor, tek bir yanıt veriyor. Yani artık aktörler oynuyor ve dövüş bilmelerine gerek yok diyor. Biz ama öyle bir eğitimden geçip bunu yapıyorduk diyor mesela. Artık böyle bir şeye ihtiyaçları yok diyor yani. Hani Jackie Chan şunu da diyor yani, ben dövüş yapan bir aktör olarak bilindim ama ben tam tersini yapmaya çalıştım. Bir aktörüm, dövüş de biliyorum. Evet. Ki bence öyle zaten ikinci dediği Jackie Chan. Karakterlerde değinmediğimiz Goro. Bu konuda bence daha da ön plana çıkıyor. Çünkü Goro aslında bir kukla, maket. 13-16 kişi beraber çalıştırıyormuş. Uzaktan kumandası, yakından bilmem ne. Tayland'a götürememişler galiba. Tayland'a götürememişler. İşte göllü, sulu setler yapmışlar. Sonra oraya da koymak istememişler. Suyun içine düşecek, bozulacak bilmem falan diye. Ve çok zorlanmışlar. Aynı işte bu Jaws'ı yaparken o köpek balığı maketiyle de çok zorlanmaları böyle bir efsanedir ya. Burada da Goro ile çok zorlanmışlar. Çok vakit kaybetmişler, bozuluyormuş, yarım saat atıyormuş set falan. Bizim görmediğimiz kim bilir ne zorluklar, maddi manevi kayıp getirmiştir. Ama bunun yanında da getirdiği bence, yani ben ilk izlediğimde de bütün o işte CGI'ların, kimi oyunculuğun, kimi martial arts'ın falan yanında bir tane de kukla ekliyor. Abi özel efekt bence farklı katmanlarda ve farklı şekillerde yaptığın zaman çok etkili. Evet. Sadece kukla yapsan da olmaz ama CGI, kukla, o bu karıştırınca bu sefer hakikaten böyle bir sirk havası oluyor. Ve bence Goro dövüş sahnesi dışında, dövüş sahnesinde biraz sırıtıyor Goro. Evet. Ama onun dışında tavırları bir de... Johnny Cash de fena harcıyor. Evet, Goro'nun sadece önce elini gösteriyor. Üç parmağı var, evet. Ondan sonra sadece gölgesini gösteriyor. O da yine Amicus Hammer dönemin. Tanıtıyor, yavaş yavaş. Böyle bir korku filmi gibi yavaş yavaş böyle gölgesiyle, bilmem nesiyle falan getiriyor böyle. O açılardan hani böyle... Yani Goro'yu çok seviyorum ve bu tarz kullanımlar ve bu tarz şeyler yaptığı için Paul Anderson'a çok büyük bir hayranlığım var. Paul Anderson hatta Mortal Kombat'la büyük başarı yakaladıktan sonra X-Men teklif ediliyor, biliyor musun? Öyle mi? Evet, o da diyor ki ben onu yapmak istemiyorum diyor, dursun diyor. Benim bir tane Dream projem var, yani rüya projem var diyor ve bence sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olan Event Horizon'ı yapıyor. İnanılmaz. Yani hakikaten Event Horizon böyle bir... Dönemin aslında bilim kurgucuları çok falan biraz onu... Çok bir de yani. Çok korkunç abi. Bilim kurgucular biraz onu böyle hor görür o filmi, tamam mı? Niye ama abi? Çünkü çok iyi yani. Benim rahmetli peder bile onu ilk izlediğinde oradaki Event Horizon
bilimselliğinden falan ayrı bir şekilde aslında uzayda geçen bir perili köşk hikayesidir, tamam evet. mı? Ve bunu hakikaten Paul Anderson yani müthiş bir gustoyla ve yürekle yapıyor. Ama ondan sonra film başarısız olduktan sonra Soldier yapıyor Kurt Russell'la. O da başarısız oluyor falan filan. Resident Evil'da başka bir şey yakalıyor ve şu evet. an aslında Resident Evil yönetmeni olarak tanınıyor. Ama benim için Mortal Kombat ve Event Horizon'dır evet, yani Paul Anderson'ın. Aynı zamanda dehası. Mila Jovovich'in de eşi. Tabii. Bu arada Mila Jovovich'in fight choreographer'ı da Liu Kang. Öyle mi? Neydi? Shaw işte. Shaw. Robin Shaw. Robin Shaw. Hani bu filmde de yüzeysel mesajlar var işte. Kendini bilme, prensesi kurtarma konusu var. Canavarı öldürme, doğaüstü gerilim var. Her zaman bir yol vardır. Kendinden korkuyorsun. Umutsuzluk en büyük korkudur gibi laflar geçiyor yani. Arketipler yani bunlar. Yani chosen var işte seçilmiş olan orada Liu Kang karakteri. Ama bunlar laf olarak da olsa geçiyor. Yani günümüzün işte Marvel süper kahraman filmlerinde mesela bu da mesela 13 yaş üstüne yapılmış. Yani sonuçta teenage'lere yapılmış yani hani 19 yaş altına yapılmış bir film ve oradan parasını kazanıyor. Günümüz sinemasında da tabii bu yaş aralığı çok düştü. Daha küçük insanlara yapılıyor yani hani tabii, filmler. Tabii. Marvel filmleri, süper kahraman filmleri ve bu filmlerden ben çok fazla şey götürdüğünü düşünüyorum yani hani bu yaş kategorisinin hedeflenmesinin. Yani bu mesajlar bile akmıyor yani günümüzün Marvel filmlerinde abi, bana yaş kalırsa. Yaş kategorisi bana hiç sorulmaz zaten. Benim çocuktan beri savaş açtığım bir konu bu. Ama bir yandan da hani şimdi kendi oğlum var. O belli bir yaşa geldiğinde ne seyrettireceğim, ne seyrettirmeyeceğim evet. falan gibi. Yani bu bir, yani bilmiyorum. Ben hep böyle bir adım geride durup ben bu yaş kategorilerinin dışında olması gerektiğini düşünüyorum. Biz küçükken ne artı 18 filmler izledik ve onlarla beraber ben olgunlaştığımızı, zenginleştiğimizi düşünüyorum. Hı-hı. Onun için kendi filmlerimde de bunu yeterince altını çiziyorum diye düşünüyorum. En son geçen hafta konuşmadığımız seyircilerimizden papara yediğimiz müzik kısmına geçelim. Abi, bu filmin müziği. Enter the Dragon'un müziğini konuşalım önce. Yani haklı olarak serzenişte bulunmuşlar. Yorumlar bölümüne. Aynen, aynen. Böyle bulunun bizim hoşumuza gidiyor hakikaten bu hatamızı düzeltiyoruz. Hatamızı düzeltiyoruz. Enter the Dragon ki bizim jenerikte olan müzik. Aynen. Niye konuşmadık? Ya çünkü çok şeyi konuşamadık zaten. Bir Bruce Lee bölümü daha yapacağız zaten. Kesin kesin. Yani muhtemelen gelmiş geçmiş en iyi dövüş filmleri müziği Enter the Dragon'un müziği. Ben müzisyene baktım hani böyle başka bir işini falan bulamam. Aslında böyle konuşacak çok not almış. Arjantinliydi galiba. Arjantinli bir müzisyen. Harika bir müzik caz yapmış. Caz müzisyeni gibi evet. bir şeydi galiba. Ve böyle hiç alakası yok dövüş filmleriyle ama bakıyor, çalışıyor ve oradan bazı enstrümanlarla falan filan çok özgün bir şey yaratıyor. O açıdan belki bu filmin müziği de müthiş ve sadece karakterlerin ismi geçiyor müziğin içerisinde. Zaten bir oyunun ismiyle başlıyor Mortal Kombat diye ve bu çok acayip. Zamanında oyun için Mortal Mondays diye bir pazarlama şeyi varmış. O Mortal Mondays'de Mortal Kombat diye bağırma o soundbite'ı varmış. Onu alıyor. Onun müziğin başına koyuyor. Abi filmin zaten şimdi Mortal Kombat'ı tekrar izleyenler görecekler. Daha hiçbir şey yazmadan siyahta Mortal Kombat diye başlıyor. New Line Sinema'nın logosu çıkarken daha sana Mortal Kombat müzikle yani daha film başlamadı anladın mı? Daha logodan deli gibi bir tekno ile başlıyor. Ve yine Paul Anderson'ın getirdiği İngiliz burada dalgası müziklerde çok kendini belli ediyor. Mesela bir Belçikalı Immortals diye bir duo kullanmış. Napalm Death, Orbital falan bunları kullanması hakikaten bir Avrupa, Eurodance. Mesela filmin en sonunda da aşırı cheesy, artık böyle Liu Kang'in kardeşinin ruhu çıktıktan sonra falan böyle aşırı cheesy'ye bağlı. İzlemesi biraz zorlaştığında falan arkadan o kadar komik bir Eurodance kutlama müziği geliyor ki yine benim için günü kurtarıyor. Anladın mı? O müzikle genel tavra bir şey yapıyor. Hatta birçok dövüş sahnesinde baktığında Reptile dövüş sahnesinde falan filan. Evet, oradaki daha müzikte. Sonra Blade filmindeki dövüş sahneleri ve oradaki müziklere de bence öncülük etmiş olabileceğini düşünüyorum. Keza sen de işte bu sahnede konuşmuştuk. Blade filminde bir sahnede vampirler Mortal Kombat'ı izliyorlar televizyonda. Mortal Kombat'ı izliyorlar yani. Öyle bir gönderme var. Kesinlikle çok etkili olmuş bir film bence Mortal Kombat. Birçok Blade'den kim bilir var X-Men'de orada burada birçok yere böyle yani bir etkisini vermiş. Olabilecekleri hayal gücüne bir teması olmuş. Yani kesin. Çünkü çok özgün bir film. Açısından. Hakikaten baktığında korku, martial arts, aksiyon, komedi başka benim aklıma pek gelmiyor açıkçası. Bayağı da düşündüm yani bunu. Ve döneminde bilgisayar oyunu filmleri rezaletken hepsi. Evet. Böyle yani gelip bam diye. Evet. Bir arada Street Fighter gömeriz. Gömeriz. Onlara gömeriz. Bir sonraki sezonda diyelim. Aynen. Evet kapatıyoruz. Tabii gelecek hafta ne yapacağız onu söyleyelim. Only the Strong yapacağız. Türkçesini bilmiyorum. Gelecek haftaya kadar öğreneceğiz. Ama şunu söyleyebilirim Türkçesi için. Bir kuple vermek istiyorum onun Strong'dan.
Parana vey, parana vey, parana, parana vey, par... Acı yok. One of you three will decide the outcome of the tournament. The fate of billions will depend upon you.